İdeasoft'un farklı alanlardaki e-ticaret uzmanlarıyla yoğun İstanbul trafiğinde e-ticarete dair sohbetler yapıyoruz. Bugün İdeasoft İş Ortaklıkları Müdürü Eray Şentürk ile birlikteyiz. Eray ile birazcık markalaşma, bu markalaşmanın dönüşüm oranlarına etkileri gibi şeyleri konuşacağız, konuları konuşacağız. Merhaba Eray. Merhaba Utku, nasılsın? Sağ ol, teşekkürler. Biraz zor buluştuk yoğun trafikten dolayı. Evet, biraz dolayı. Zor buluştuk. Aynen doğru diyorsun. Teşekkür ediyorum davetin için özellikle. Rica ederim. Kırmadın geldin yoğun trafiğinde. Vallahi hani şey, hem iftarlardan iftarlara koşuyorsun biliyorum. Evet. Hem işler yoğun. Abi bu ay yemek ayı. Her ne kadar aç kalınsa da akşam insanlar yemeği bekliyor. Davetler oluyor. Ben de işim gereği iş ortaklıkları müdürüyüm ve iş ortaklarımız, birçok iş ortağı var İdeasoft'un. Davet ediyorlar sağ olsun. Gidiyoruz. Hem bir network oluyor, hem gündemleri değerlendiriyoruz, hem e-ticaret nereye gidiyor. Bunu konuşuyoruz. Genelde yemekten bağımsız bunlar konuşuluyor bizim dünyamızda. Ya şey, keyifli bir dünya ya. Hani bol, şu anda bir rakamları gördüm. Dün sanırım yayınlandı. E-ticaretin büyüme rakamlarını gördüm. Bugün sizin ofiste de konuşuluyordu. Hani herkes şu anda hani e-ticaretten bahsediyor neredeyse. Korkunç büyümeler görüyoruz. Evet tabii. Türkiye zaten son 10 yıldır çok ciddi büyüyen bir ülkeydi. Pandeminin etkisiyle de %90, %100 büyüyen bir şeye geldi, noktaya geldi. Yani yurt dışından da çok dikkat çeken bir ülke haline döndü. Gelişmiş ülkeler zaten Amerika, İngiltere gibi ülkelerde büyüme oranları endüstri seviyesini bulduğu için çok yüksek büyüme oranları olmuyor. Ama Türkiye gibi potansiyeli çok yüksek ancak henüz istenilen noktaya gelmemiş ülkelerde pandemi inanılmaz bir etki yaptı ve istenen seviyelere yavaş yavaş yaklaşıyoruz diyebilirim. Daha da iyi olacak birkaç yıl içerisinde. Abi o zaman ben sana sorularımı sorarak başlayayım. Güzel güzel girizgah oldu. İyi bir yerden başladık aslında. Çok sayıda e-ticaret sitesi açılıyor ve hani e-ticaret sitesi dışında sosyal mecralar, işte video siteleri, haber siteleri vesaire, internet site dolu. 10 milyardan fazla site var. Çok temel bir yerden başlamak istiyorum aslında. Bir e-ticaret sitesinin kendini daha görünür kılması için neler yapması gerekiyor? Biraz bunu konuşalım mı? Tabii konuşalım abi. Güzel bir konu. Çok da derin bir konu. Aslına bakarsan her zaman yüzeysel geçilen, işte biz reklam ve reklamcılık, dijital pazarlama konularının daha çok abi biz her gün 50 TL'lik reklam yapıyoruz gibi. 50 TL'lik olmaz artık ya, 1000 TL'liktir. 50 TL'lik de olmaz. Biz onu hani benzinde böyle bir şey vardı. Evet evet. Her gün 50 TL'lik reklam yapıyoruz diye. Çok da doğru değil ve mümkün değil. Gördüğümüz dünyada, çünkü e-ticaretin gelişiyor olması bir sürü rakibinizin ortaya çıkıyor olması manasına geliyor. Gelişmiyor olsa bile hem ürün gamı, hem dünya, hem insan değişiyor. Ne demek istiyorum? Bugün 2018 yılında yapılan bir araştırmada tüketiciler, yani sen, ben, yani biz dinleyenler, aslına bakarsan tüketici bizleriz. O ürünü satan kişi de tüketici, başka şeyler alıyor. Öyle çok hani değişik bir insan aklımıza gelmemesi lazım. Tüketici biziz yani. Canlısı. Evet, tüketicilerin 18 yaşında, yani milenyum deniliyor buna. Bir tüketicinin günde maruz kaldığı reklam sayısını ölçmüşler. Sence nedir? Yani ben sana söyleyeyim. Ben iletişim fakültesi mezunuyum ama tabii 40 yaşında olduğum için 2000'lerin başında girdim. 3000'di. 3000'de. Yeni 5000. Bak işte yani korku. Artmış. Bak 3000'i çok net hatırlıyorum. Abo dedim işte 3000 ne ya? Ama 2002 falan. Biz reklamdan mahvolmuşuz zaten. Bizim beynimiz falan kalmamış. Yani reklam dediğimiz ne? Televizyonda gördüğümüz, yolda yürürken işte dikkatimizi çeken tabela, işte bir AVM'ye girdiğimizde gelen SMS, indoor marketingle telefonumuza gelen push notification'lar, internette surf yaparken gördüğümüz banner'lar, radyoda karşılaştığımız
reklamlar yemek yerken peçetelikteki amblem bile reklam ve ortalama bir milenyum 2018 yılında 25 bin reklama Uf ya, maruz inanılmaz. kalırken bunun 2025 yılında 48 bin olacağını araştırmalar ortaya koyuyor. Dolayısıyla bir kere çevreden almış olduğumuz şey çok fazla. Veri çok fazla ve inanılmaz yorucu bir şey bu. Ve bunun sosyal psikolojik tarafları da tabii inceleniyor ama ya bizim işimiz orası değil. Bizim işimiz bunların içerisinde yani 25 bin, 48 bin diyoruz bu aralıkta reklama maruz kalan insanı senin sitenden senin ürününü tercih etmesini nasıl sağlayabilirsin? Çok güzel soru. İkincisi günde normal bir insan yaklaşık 1800 karar veriyor. Bu her şeyle alakalı. Yani şuradan kalkayım bir su içeyim derken işte düşündüğün şeyden tut da çok böyle baskı altında zor bir karar. Ya Yiyeceğin dediğin yemeğe kadar tabii bu böyle bir her şey sürü. tabii günde 1800 karar. Çok ciddi bir efor var beyinde. Of, Yani gerçekten 1800 çok ya. bir yandan inanılmaz bir reklama maruz kalıyorsun. Bir yandan her gün rutininde bir ürün almaktan bahsetmiyorum burada. Çok fazla karar vermek zorundasın ve iletişim mezunuyum dedim. Bilirsin psikolojiyle gayet ilgili olduğunu düşünüyorum. İnsan düşünüldüğünün aksine böyle irdeleyip şey yapan, ölçen tartan bir davranış yerine güvenip hızlıca karar vermek istiyor. Hızlıca karar verip onu sonuçlandırmak istiyor. Kafasında olsun istemiyor. Bu bizim doğamızda var. Buradan markaya geleceğim. Marka bu işe yarıyor işte. Hızlı sonuçlandırmasına yarıyor. O nedenle de insanlar markaları tercih ediyorlar. Bu psikolojik bir faktör. Dolayısıyla elimizde ne var şimdi? 25 bin reklama maruz kaldım. Günde 1800 karar veriyorum. Şimdi örneğin canlısını yapabilirdik ama girdim herhangi bir marketplace'e veya e-ticaret sitesine neyse. Parfüm alacağım diyelim ki. Yaz geldi. Daha böyle light bir koku istiyorum. X marka ismi kullansak ne olur Ne bilmiyorum olacaksın, ama istediğini kullan. Versace'nin parfümlerini beğeniyorum ben. Diyelim ki Versace parfüm dedim. Bakayım ne çıkarmış vesaire. Girdim. Zannediyorum yani 10 binin üzerinde sonuç bulurum. Karşımda 10 bin tane ürün var Utku. Of, Yani korkunç bir seçim şeyi yani hakikaten. Evet, 25 bin reklam yemişim o gün. 1800 karar vermişim. Belki 1500'de falanım. Alışveriş yapacağım, parfüm alacağım. 10 bin falan, 20 bin belki 30 bin ayakkabı dersen, elbise dersen daha başka, bir tişört dersen daha başka. İnanılmaz bir veri yığını var tüketicinin karşısında. Bir kere bir e-ticaret sitesinin bunu bilmesi gerekiyor. Tüketici o gün ne yaşadı? Hani nelerden geçti? Bunu bilmesi gerekiyor ve ben bu seçeneklerin arasında nasıl görünür olacağım? Ürünle mi, markamı geliştirerek mi, hangi mecralarda görünür olacağım? Bunların kararını ve stratejisini oluşturması gerekiyor. Biz biliyoruz ki tüketiciler insan psikolojisinden biliyoruz. Hızlı karar vermek istiyor. Hızlı karar verdirmenin tüketiciye birkaç yolu var. Bunlardan bir tanesine biz marka diyoruz. Dijital marka diyoruz. Dijital marka olmak bulunduğun sektöre göre sattığın ürüne göre tabii ki de hem süresi hem bütçesi hem zorluğu değişebilir. Az önce ilk başta konuştuğumuz gibi e-ticaretinde sürekli rekabetin arttığı bir noktada senin ciddi bir stratejiyle ortaya çıkman lazım ki işin sonucunda biz hep 50 TL'lik reklam veriyoruz da gelmesin ve doğru sonuçlar al. Aslında böyle bir girizgah yapmış olayım ben. Topu sana vereyim. Valla şahane bir girizgah oldu ya. Çünkü hani şöyle bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Hani sadece e-ticarette de değil. Aslında Türklerin bir işletme kurduklarında genelde şunu çok net yaptıklarını görüyoruz. Çok güzel bir fikirleri oluyor.
iyi bir altyapı kuruyorlar. Ne bileyim tedarik zinciri, her şeyleri mükemmel. 10 numara açıyorlar dükkanlarını, fabrikalarını, e-ticaret sitelerini, mağazaları neyse. Ama sonra müşterinin gelmesini umut ediyorlar. Network yapıyorlar falan. Biraz daha böyle eski usul gidiyorlar. Dolayısıyla hani ben hep şeyi anlatmaya çalışıyorum. Dükkanı açtın, kepengini açmazsan müşteri gelmez. Kepengi açacaksın. Birazcık vitrini süsleyeceksin. Düzgün de bir caddedeysen güzel bir tabela yapacaksın. Hani yoksa içeride dünyanın en güzel malını en uygun fiyata sat. Harika da bir satıcı ol. İçeri kimse girmiyorsa yapacak hiçbir şey yok yani. Kendi kendine şey yapmış olursun. Güzel bir Yani market açmış olursun. Böyle bir şey evet, açmış çok olursun. haklısın, çok haklısın Utku. Şimdi burada açık söyleyeyim, ben çok batan gördüm. Çok kazanan görmemin yanında çok da batan gördüm. Ve şunu çok net söyleyebilirim, doğru düzgün dijital pazarlama yapmayan firmalar batıyor. Bu kadar basit. Bu iki Yani bu kere bu iki dört kadar yani. önemli. Hakikaten iki kere Yani iki dört ürünün, kadar net yani. aynen net. Ürünün ne olduğu, yani o kadar güzel ürün üretiyor ki adam. Ve o kadar güzel hani paketi, o su bu su ürüne o kadar özeniyor ki üretim aşamasından ta paketleme aşamasına kadar. Tamam abi, de bunu kimse bilmiyor. Hani bütün eforunu, bütün paranı, bütün Evet. varını yoğunu ürüne harcadın. Nasıl satacaksın? Dediğinde kafasında hiçbir şey yok karşı tarafın. En önemli problem bu. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada e-ticaret firmaları hep ürüne odaklanıyorlar. Ancak şunu unutuyorlar. Bir e-ticaret firması hiçbir zaman ürün satmaz. Her zaman hizmet satıyordur. Doğru söylüyorsun. Çünkü bir ürün firması olmaktan artık çıkıyorsun e-ticaret yaptığında. Hizmet firmasısın. Ve bu hizmeti, komple hizmeti, yani üretiminden müşteriye ulaştırılana kadar, ulaştıktan sonra o kişinin memnuniyetini sana iletene kadar, ilettikten sonra o kişiye ikinci, üçüncü satışları yapana kadar ki tüm komple bu yol aslında planlanması gereken ve komple baktığında da bu bir hizmet. Ben ürünü sattım, niye ilgileneyim ki bununla diyebilirsin. Ama öyle değil e-ticarette ve tüketici bunu beklemiyor zaten. Şimdi birinci yanılgı o. İkincisi de ürüne çok hani çok güzel bir ürün getirmiş olsan bile bunu doğru düzgün pazarlamadığında çok net batıyorsun. Ben gerçekten çok güzel işler yapan ama çok batan insan gördüm. Fikirler güzel, ürün güzel, ürün fiyatı güzel ama işi dijitalde pazarlamasını yaparken çok ciddi sıkıntılar çekiyor. Peki ne yapmak lazım sorusu geliyor. Peki ne yapacağız? Çok evet. Yani en temel sorumuz bu. Çünkü ya En zaten temel. bu podcast'lerin temeli ne yapmak lazım? Bir adam harika bir ürünü var. Ideasoft'a geldi. Hatta boş ver Ideasoft'a gelmesin. Düzgün bir ticaret altyapısı da kurdu. Çünkü bu sonuçta hani başka düzgün bir ticaret altyapısı kurdu. Neyse. İşte ödeme sistemlerini açtı. Tasarımı güzel. Her şey 10 numara. Hani şey noktasında diyorum ya bir sorum da var. Enter'a bastı siteyi açtı. Şimdi ne yapıyoruz? Evet. Şimdi az önce senin de değindiğin gibi bir dükkan açıyorsun ve bunun vitrinini süslüyorsun. Bekliyorsun ki müşteri gelsin. Şimdi fiziksel dünya ile e-ticaret dünyası arasındaki tek en önemli farklardan biri sen dükkanını bugün hangi sokağa açtıysan o sokakta kalacaksın. Ama e-ticaret de öyle değil. Sokaklarını değiştirme şansın var. Her sokakta olabilirsin. Şimdi bu bir güç. Bu gücü kullanmazsan, yani şöyle Utku, bugün yatarken lavaboda her yerde telefonumuz elimizde değil mi yani? Kesinlikle Elimizde, evet. bunu kimse Hiç. asla bırakmıyoruz. Yani ben telefonumu evde bıraksam, bir de cüzdanımı bıraksam hangisi daha bana Kesinlikle telefon. dönüp evden almam lazım derim. Gerçekten telefon yani. Cüzdan için çok ihtiyaç duymam. Telefon ama olmazsa sıkıntı yaşarım. Şimdi böyle bir dünyada ve bu telefon sayesinde mobilize olmuş insanlar ve bu telefon sayesinde sen bu insanın yatak odasına kadar takip etme şansın var. Ona yatak odasında da tuvalette de reklam Ulaşabilme. gösterebilme, ulaşabilme şansın var, erişebilme şansın var. Aklına girme, o alacağı 1800 karar içerisinde bir karar olma şansın var. Eğer sen bunu kullanmıyorsan ve yandaki dükkandaki
arkadaşınla tavla oynamayı seçiyorsan bu senin karar. Ama dünya böyle gitmiyor. O zaman işi ciddiye almak lazım pazarlama tarafında. Şimdi pazarlama tarafında da çok temel dijital araçlar var. Google AdWords dediğimiz araç var. Sosyal medya için Facebook marketing var. TikTok geliyor. TikTok da marketingini üretti. Bunlar para ödeyip iyi bir strateji ortaya koyduğumuzda gerçekten kat be kat gelirini elde edeceğimiz stratejiler. Çok derin. Bunları da konuşuyoruz. Onun dışında organik yapabileceğimiz şeyler var. Yani yine arama motorlarında ve sosyal medyada. Bunlar da belli bir pazarlama stratejisi içerisinde yürütülmeli. Onun dışında content olarak, içerik üreterek insanların ilgisini çekebileceğimiz mecralar var. Dördüncüsü ise sitemizde yapmamız gereken şeyler var. Bir trafik kazanmak için bir sürü efor harcayıp o trafik siteye geldiğinde o tüketici bu nasıl site ya? Yani bir hareket görüyor olması lazım orada. Bir kampanya görüyor olması lazım. Çizili fiyat görüyor olması lazım. Gerçi Google üstünlü çizili fiyatları şimdi engelledi ama ne bileyim sepete gidiyorsan sepette bir fırsat sunuyor olması lazım. Oranın sitenin içerisinde de çapraz kampanyalara ihtiyaç var. Çünkü orada bir fırsatın olduğunu ve bu fırsatın kaçmak üzere olduğunu anlatman lazım. Çünkü satın alma psikolojisinde bir ürünün kaçıyor olması, bir fırsatın kaçıyor olması insanları almaya %300 daha odaklıyor. Mesela bir araştırma yapmışlar. Şeyde bir havayolu şirketi Boeing uçuşlarını ekonomik olmadığı gerekçesiyle bir ay sonra iptal edeceğini, artık uçulmayacağını söylemiş. İnsanlar uçağın nereye uçtuğundan bağımsız olarak bütün Boeing uçuşları 2 gün içerisinde biletleri satılmış. Çünkü bitecek diye mi? Çünkü bitecek. Bunu kullanması lazım bir kere e-ticaret firmalarının. Bu önemli bir şey. Onun dışında gelelim mecralara. Google AdWords ve Facebook dedik. Tabii e-ticaret yapan firmalar zaten biliyor. İşte dediğim gibi işte biz 500 liralık reklam yapıyoruz. İşte 500 kazanıyoruz. 3000 yapıyoruz. 10.000 kazanıyoruz. 100.000 yapıyoruz. İşte 300.000 kazanıyoruz. Genelde böyle ROAS, ROI gibi terimler havalarda uçuşur ama işin dinamiğine bakmak için bakmak lazım. Önce hangi mecra senin için uygun? Hangi sektör için hangi mecra uygun? Bunu anlamak için de aslında hem Facebook hem Google, en başta bunlar geldiği için bunların çalışma modellerini en azından felsefesini bilmek lazım. Şimdi bu arada çok mu hızlı gidiyorum? Yo, çok güzel abi. Harika. Hiç kesme. Devam. Harika gidiyorsun. Tamam. Şimdi Google ve Facebook ikisi de reklam mecrası ama taban tabana zıt iki mecra. Neden? Şimdi Google'da sen bir anahtar kelime ararsın ve sonuçlar görürsün. Örneğin kırmızı stiletto arıyorum. Veya işte kapşonlu siyah sweatshirt arıyorum. Veya bir hırdavat ürünü arıyorum. Fark etmez. Google'a bir anahtar kelime yazmak zorundasın. Yani senin bu anahtar kelimeyi yazmak için bir motivasyonun var. Orada aksiyona geçen... Davranış gerçekleştirmek üzeresin. Bir davranış gerçekleştiriyorsun. Davranıştan sonra bir şey görüyorsun. Şimdi bu önemli bir nokta. Facebook'ta ise sen bir şey yazmazsın. Facebook sana bir şey gösterir. Dolayısıyla birinde sen aradığında bir şey reklam görüyorsun. Diğerinde sen aramasan da o hedef kitle içerisinde olduğun için reklam veren içerisinde. Mesela siyah kapşonlu sweatshirt dedik. Ben Facebook'ta reklam verirken seçtim. İşte mesela erkekleri hedefledim. İstanbul'u hedefledim. Yaş aralığını hedefledim. Reklamı verdim. Dolayısıyla ben o şey içerisindeysem
kitle içerisindeysen bu reklamı gördüm. Ben bunu aramadım hiç. Şimdi sence şunu soracağım. Hangisinin potansiyel satın alma şansı daha yüksek? Ya tabii ki de Google'ınki çok daha yüksek gibi geliyor bana. Çünkü Değil mi? adam stiletto işte. Adam bir şeyi alacak yani. Hoparlör arıyor. Evet. Hoparlörü almak için arıyor. Bakmak için değil. Karşısına çıkmıyor. Bayağı Çok biraz sonra doğru. alacak. Çok doğru. Çok haklısın ama bir farkla. Şimdi şuraya geleceğim. Bazı firmalar şunu söylüyor. Abi biz Google reklamı verdik, verim alamadık. Beklediğimiz verim olabilir. Verim alamayabilirsin. Ne bekliyordun ama o da önemli. Evet. Verim alamayabilirsin. Sen 100 lira harcayıp 1 milyon TL bekliyorsan bekleyen var çünkü. Alamazsın, doğru. Veya Facebook reklamı verdik, verim alamadık diyor. Yani satmıyor Facebook diyor. Ya abi nasıl satmıyor Facebook? Donald Trump Facebook reklamlarıyla Amerikan başkanı Başkan oldu. oldu. Yani Evet. senin ürünün satmıyorsa sen ya bilmiyorsun ya senin o reklamını kurgulayan kişi bilmiyor ya da eksik bir şey var orada. Çalışmıyor diye bir şey yok. Ben işi düzgün yapıp çalışmayan reklam modeli görmedim. Dolayısıyla bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor. Şimdi fark ne peki? Google'da daha yüksek dedik ama şimdi insanların satın alma flow'u var ya. Bu flow'da ben satın alma kararını verdikten sonra bir kelime arıyorsam artık satın alacağım manasına geliyor. Ama bunun öncesinde satış dediğimiz şey her zaman ihtiyacı olan şeyleri insanlar almıyor ki. Evimizde kullanmadığımız onlarca şey var. Bir şekilde bana göstermen lazım ki onu. Ben döneyim Google'da arayayım. Şimdi satın alma flow'u açısından Google tam satın alma öncesindeki step'e denk geliyor. Mesela A, B, C, D dersek işte farkına varma, işte ilgisini çekme, araştırma, karar verme, satın alma dersek Google karar almada daha çok. Ama Facebook ilgi çekmedi. Dolayısıyla sen bir huni düşün. İşte yukarıdan aşağıya gidiyor. Sen içerisine sürekli bir şey atıyorsun. Bu huninin sonundan da satış geliyor. Böyle akıyor diye düşünelim. Şimdi en tepede farkına varma, ilgi çekme gibi işleri yapmazsan insanların farkına varmasına senin ürününün veya markanın veya e-ticaret sitenin farkına varmasını sağlamazsan sen huninin en alt ve en rekabetçi aynı zamanda yerinden reklama başlıyorsun demek. Çok enteresan, çok güzel bir şeymiş bu. Çok iyi bir tanımlama oldu. Dolayısıyla şöyle düşünmek lazım. Şimdi eray.com diyelim ki. Bu arada böyle bir site yok. Onu da söyleyeyim. Müthiş bir Utku.com. domain Utku.com. Bakalım ya zaten. boştur Yok abi, o 1420'lerde alınmıştır bu domainler. Doğru. İstanbul Fethi'nden hemen sonra. Fethinden hemen önce alınmıştır ya. O kadar erken saat. Aynen. 4 harfli domain mi var konuda? Yoktur valla. Şeyde şimdi diyelim ikimiz rakibiz Utku. Sen şimdi Facebook reklamı veriyorsun. E-mail yapıyorsun. Google'da GDN reklamları veriyorsun. Her tarafta bannerların var. YouTube reklamı veriyorsun. Bunlar genelde farkına vardırma, ilgisini çekme reklamlarıdır. Bunlardan conversion çok beklemez. Beklersin ama shopping reklamları gibi beklemez. Dolayısıyla sen uğraşıyorsun. Ben de sadece shopping reklamları veriyorum. Tamam mı? Sen insanların ilgisini çektin. O flow içerisinde senin siteni gezdiler, ürünü araştırdılar. Karşılarına çıktın, remarketing yapıştırdın. Sürekli aklındasın adamların yani. Sürekli görünürsün falan. Adam satın alma kararı verdi ve Google'a geldi. İşte ikimizin de rakip olduğu o ürünü yazdı. Karşısına sen çıktın, ben çıktım. Kimden alacak bu adam? Daha fazla, daha şey oldu. Daha uzun süre aklında kalandan alacak. Yani ister istemez. O Öyle, liste çünkü seni tercih edecek. yani çünkü öyle markalaşma oluyor ya bu da tam olarak Tabii aslında. işte bu zaten oraya getireceğim konuyu. Dolayısıyla seni seçmesi daha muhtemel. Ki öyle oluyor. Sen de bu sefer
En rekabetçi alanda daha fazla para ödeyerek reklamlara, daha fazla efor sarf ederek diğer bu işleri iyi yapan kişiden müşteri devşirmeye çalışıyorsun. Dolayısıyla en büyük sıkıntı dijital pazarlamada e-ticaret firmalarının yaptığı hata bu. Reklam modellerini öyle bir noktaya koyuyorlar ki bu 360 derece olmuyor. En rekabetçi yerde satış getiren conversion odaklı bir reklam stratejisi üzerine çalışılıyor. Ama tercih edilme şeyin çok daha düşük burada da. En büyük stratejik hatalardan biri bu. Nasıl olmalı tabii ki de? İşte farkına vardırma, ilgisini çekme, adımlarında da e-ticaret firmalarının bulunması gerekiyor. Bunlar email marketing, Gmail reklamları yapılabilir. Gmail reklamları çoğu kişi bilmez. Mesela ben herhangi bir rakibimin tüm müşterilerine ulaşabilirim Gmail Tabii ki reklamlarıyla. Gmail'de. Doğru. Hepsine ulaşabilirim ve neredeyse para ödemeden ulaşıyorum. Tıklarsa da para almıyor maili. Mailin içerisindeki banner'a tıklarsa para alıyor bile. Ya çok reklam modeli. Ha, buradan conversion beklenmez. Ama farkına vardırma, ben sürekli parfüm alan biriysem veya sen sürekli ayakkabı alan biriysen ki zaten öyleyiz. Aynen. Sürekli alışveriş yapıyoruz mecburen. Sürekli alışveriş yapıyoruz. Bir noktada o kişinin mailbox'ına düşmem, bir kampanyayla düşüyor olmam reklam olarak ilgisini çekebilirim yani. Anlatabildim mi? Ve Kesinlikle, neredeyse para kesinlikle. ödemeden. Onun dışında buna benzer YouTube reklamları var. YouTube reklamları biraz pahalı, evet. Ama en azından bir YouTube kanalı olmalı insanların. Organik bir şekilde büyüyebilecek. Bunun dışında GDN reklamları var. Google Dynamic Network dediğimiz. Google Dynamic Network'te de blogları hedefleyebilirim, içerik hedefleyebilirim, site bile hedefleyebilirim. Dolayısıyla Google Dynamic Network'te diyelim ki ben çocuğu olan ve gece çocuğun ateşi çıkmış biriyim. Gittim. Hemen çocuğun ateşi nasıl düşer diye. Diyelim ki yeni babayım, bilmiyorum. Anneyim ya da. Hemen aradım. Sen de elektronik ateş ölçer satıyorsun. Şimdi bir kere elektronik ateş ölçer. Bundan 5 yıl önce Türkiye'de yoktu. Kimse bilmiyor. Bunu satan kişiyi tanıyorum ben. İlk Türkiye'ye getiren kişiyi. Kişi Ama var, sen iyiymiş. GDN reklamları yaptın. Şimdi 5 yıl önce kimse internete girip Google'a girip elektronik ateş ölçer aramıyordu. Yok çünkü öyle bir şey ürün olduğunu Evet, kimse bilmiyor. kafasında öyle bir şey yok insanların. Yok. Dolayısıyla nasıl dikkatini çekeceksin insanların? Bu kişi GDN reklamı yaptı ve çocukların ateşi nasıl düşürülür? İşte çocuk sağlığıyla ilgili bloglarda otomatik olarak içerik hedeflediği için kendi ürününün bannerlarını göstermeye başladı. Dolayısıyla ben çocuğumun ateşini nasıl düşeceğini öğrenmek isteyen bir babaysam o makaleyi okurken yanımda senin ateş ölçülerini gördüm. Aa, güzelmiş bu dedim. Tıkladım, gittim. Sitede de faydasını gördüm. Çocuğunuzu uyandırmadan bilmem ne ateşini ölçün uzaktan vesaire dedi. İkna oldum mu? Oldum. Ertesi gün bu ürünü alırım. Tabii tabii direkt yani çok doğru anda yakalıyor çünkü seni. Çok Evet. ihtiyaç Yani duyduğun anda. aynen. Dolayısıyla söylemeye çalıştım. Hani ilgi farkına vardırma alanları neden önemli onu anlatmaya çalışıyorum. Buradaki kullanılabilecek Google araçlarını anlatmaya çalıştım açıkçası. GDN'de çok faydalı bir şey, dikkat çekme yöntemi diyebiliriz. Ondan sonra bu müşteri seni bir şekilde zaten shopping reklamlarıyla veya search reklamlarıyla bir şekilde sana ulaşıyor, buluyor vesaire. Buraya kadar böyle. Abi çok güzel anlattın. Yani burada aslında hani bayağı podcast'in aslında büyük bir kısmını, sorularımın çoğuna da cevap verdin. Peki yani çünkü ben sana diyecektim hangi mecralar etkin tanıtım yapar, işte markalaşması ne zaman gerekir? Ben şunu sormak istiyorum. Hikayeler hep şöyle hikayeler çok duyuyorum. Yani çünkü abi bir tane site açtı, işte bir şey sitesi açtı. Ne diyeyim böyle hoparlör sitesi açtı. İşte böyle şey hoparlör, Bluetooth hoparlörler satıyordu. Bunu da Çin'den getiriyormuş bir arkadaş. Hiç reklam yapmadı abi. 3-5 tane yere yazdı.
O bir patladı. Herkes birbirine kulaktan kulağa söyledi. Herif şimdi işte Maserati aldı. Şimdi böyle hikayelerle insanlar birbirlerini gaza getiriyor. Bitcoin'i böyle 2011 yılında almış da sonra kaybetmiş hikayeleri var ya şeyini böyle. Hani böyle şehir efsaneleri dolaşıyor. Benim aslında en çok duymak istediğim şey senden şu. Bunun gerçek bir iş olduğunu insanlar pek algılamıyorlar. Çünkü ya internetten yapılıyor ya. Çok şey değil. Bu bir iş ve bunun belli dinamikleri var değil mi? Ve o dinamikleri yapmazsan çok büyük bir şansa bırakıyorsun ticaretini. Yanlış demiyorum değil mi? Çok doğru bir şey söylüyorsun Utku. Evet, bu bir iş ve çok ciddi bir iş. Az önce konuştuğumuz şeyler hem insan psikolojisiyle ilgili şeyler, hem pazarlama dinamiğiyle ilgili şeyler. Sonuçta bu, biz şu anda satın alma nasıl olur, ön plana nasıl çıkarımı Çıkarız. konuşuyoruz. Arkasında işin operasyonu var, yazılımı var. Bu yazılıma cevap, hani bu yazılımın yetenekleri var. Stok durumu var, üretim planlaması var. Sonrasında iade süreçleri var veya müşteri memnuniyeti var. Bu memnuniyetin yine internette yine bir pazarlama stratejisiyle tekrar insanlara duyurulması var. Veya şikayetlerin yönetilmesi var. Bu ciddi bir iş. Hani öyle çok yani koyarız satar ya değil. Hani öyle olsaydı herkes satardı. Herkes satar. Ben hep bunu söylüyorum. Yani öyle olsa herkes satar. Yani çok 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 basit bir şey yani bu. Evet, çok basit bir şey. Yani abi burada ama ben Türk e-ticaret firmaların bazılarının pratik zekalarına hayranım. Yani bizim esnaf dediğimiz, tacir dediğimiz insanlar gerçekten ticareti biliyor. Biliyor. Şöyle kapıdan girdiğinde senin cebinde kaç para olduğunu ve ne alacağını seziyor. Ama internette bunu sezebilecek bir görüntü yok. Görmüyor seni çünkü. Evet, doğru Neyi söylüyorsun. sezmesi gerekiyor? Bu sefer dönüp dataya bakması gerekiyor. Hangi hareketi yapan kullanıcı ne alıyor? Yu analiz etmesi gerekiyor. Sadece yapması gereken aslında kendi ticari tecrübesini datayla birleştirip yorumlayabilecek bir noktaya gelmek. Bunu yapabilen firmalar kazanıyor. Yani mesela bir örnek vereyim. Ideasoft'un çok eski müşterilerinden biri. Sonra da çok büyük bir grup şirketinden yatırım aldı. Artık yok. Alışverişsaati.com vardı. Bu firma o zaman internetten saat falan satılmıyor ya. Yani. Öyle bir şansın yok yani. Şimdi herkes alıyor da çok eskiden bahsediyorum yani. Anladım. Bu adam satıyordu. Sonra çok büyük bir grup şirketi, Türkiye'nin ilk yatırımı olabilir bu e-ticaret alanında. Tam bilmiyorum İyiymiş. ama ciddi bir şey aldı, yatırım aldı. Sonra da ama siparişleri falan düşmeye başladı yatırım aldıktan sonra. Çünkü o grup şirketi buradaki kadroyu işte çıkarıp kendi kadrolarını koydu, daha Koydu. profesyonel olsun işte diye. Ama satışlar düştü. %65 falan. Ondan sonra da bir yıl sonra da kapandı yani. Şimdi aslında o adam mesela ne yapıyor mu? Sonradan öğreniyoruz biz tabii. Chat, o zaman kimse e-ticaret sitesinde chat falan kullanmıyor. Şimdi kullanılıyor ama nasıl kullanılmış biliyor musun? Trafik siteye geliyor. Chat şeyleri, yazılımları biliyorsun, canlı destek yazılımları. Trafiği takip ediyor, hangi sayfada bilmem ne falan. Bu chat'in arkasında da, bu bir üye ise mesela gelen kişi, işte yardımcı olayım diyor, bilmem ne diyor. İşte sonrasında adam sepeti atıyorsa, sonradan çıkıyorsa falan, bu üyenin kim olduğunu biliyor tabii. Arıyor. Arıyor. Neden çıktığını sepetten diye. Diyor ki işte ben 400 liralık bir şey alacaktım. İşte kampanya %10 vardı. İşte indirim olmadı. Bilmem ne oldu. Hani 500'e geldi. Yok, kargo olmadı. Tamam, ben size onu 400 yapayım diyor. Satıyor orada. Doğa Ya bildiğin güzelmiş. satışların %65'i chatbot arkasında çalışan satıcılardan geliyor. Vay çok iyi. İnanılmaz, inanılmaz saat satıyor. Şimdi chatbot'u ben böyle kullanan insan hiç görmedim Türkiye'de. Chatbot'u şey yapmış yani kreklemiş neredeyse. Aynen, chatbot'u amacı dışında kullanmış abi. Yani bu bir yaratıcı aslına bakarsan bir şey. Yani Tam müşteri Türk şunu fark zekası ya etmiş. Allah. Bu müşteriyi takip etmek lazım ki bunların birçoğu sepete gidiyor ve almadan çıkıyor. Ben bunu eğer
fiziksel olarak değer ve şeyde bağlarsam, çünkü problemlerinin ne olduğunu bilmiyorum. Fiyat olabilir, ürünü beğenmemiş olabilir, garantiden şüphe etmiş olabilir, rengini beğenmemiştir, indirim istiyordur vesaire. Bunları keşfetmiş ve bunu ben telefonla çözersem satarım diye düşünmüş ve böyle bir şey yapmış. Ve çok ciddi satışları vardı bu sitenin. Müthiş Sonra da zeka ya, yatırım aldı. müthiş zeka. Çok, Cidden. evet. O nedenle güveniyorum ben Türk tacirlerinin zekasına diyorum. Tecrübeyle birleştirirlerse dijital dünyayı hiçbir problem yaşayacaklarını ben düşünmüyorum yani. Abi çok güzel anlattın. Ağzına sağlık. Yani benim soracağım hiçbir şey yok. Ekleyeceğin bir şey varsa hani şey yapabilirsin, ekleyebilirsin tabii, ama hani benim için hani yaptığımız podcastler içinde en güzellerinden biri oldu. Çünkü hani çok net anlatıyorsun. Yani çok böyle şey yapmadan, ne derler, hani şunu şunu yaparsa bir reçete veriyorsun aslında. Evet. Türkiye'de şöyle bir şey vardı ya, doktora gider ama doktorun reçetesinde uymayan hasta. Hani ama doktorun reçetesinde uysak %99 iyileşecektir. Hani o noktada çok güzel, çok keyifli bir podcast oldu. İnşallah hani tacirlerimiz bu ticaret yeteneklerini dijital dünyanın kurallarına da bu reçeteyle uyarak şey yaparlar da, uygularlar da para kazanırlar. Benim istediğim tek şey bu, podcastlerden çıkmasını Umarım. Çok istediğim. teşekkür ederim Utku. Benim için de çok keyifli bir sohbet oldu. Son Eyvallah. olarak böyle bir description o zaman, madem reçete dedik. Eyvallah. Yapayım ve bitirelim istersen. Dijital pazarlama tarafında e-ticaret firmaları ilk reklam modelini oluştururken, stratejisini oluştururken bir görünür olmak. Amaç görünür olmak olmalı. Görünür olmak için kullanabileceğin mecralar Facebook, Google ve bunların reklam tool'ları. Google için search veya shopping değil ama GDN, Gmail ve YouTube Kesinlikle. diyebiliriz. Reklamları diyebiliriz. Ondan sonra görünür olmaktan sonra tercih edilir olmak olmalı. Nasıl satış yaparıma geliyor aslına bakarsan, bu satış yapabiliyor olmak olmalı. İkinci konu bu olmalı. Bunun için de yine Facebook'un shopping'e benzer karusel reklamları ve Google'un shopping, smart shopping ve search reklamları. Ayrıca Dynamic Search Ads dediğimiz yine Google'un reklam modelleri kullanılabilir. Çok etkili de daha çok conversion'a yöneliktir. Üçüncü olarak da tekrarlanan satışlara odaklanması gerekiyor. Birçok e-ticaret firması tekrarlanan satışlara odaklanmıyor. Neden söylüyorum? Amerika'da 2025 yılında Google'un artık kullanılamayacağı reklam modeli olarak söyleniyor. Sebebi de şu: rekabet o kadar fazla ki tıklama başı maliyetler çok yüksek. Dolayısıyla bir trafik elde etmenin veya bir satış elde etmenin edinimin başı maliyeti çok yüksek. O nedenle mevcut müşteriyi, edinilmiş zaten müşteriyi tekrar yakalamak, ona tekrar bir şey satmak daha ucuz. Hale gelecek tabii ki. O nedenle üçüncü şey de mevcut müşterilerine ikinci, üçüncü, beşinci, onuncu satışları yapmak. Dijital marketing stratejisini bu şekilde oluşturabilir e-ticaret firmaları temelde. Tabii çok detayı var bu konunun ama umarım Konuşuruz en abi. azından bir yol haritası çizmiş olmuşuzdur. Süper, Teşekkür valla ediyorum. harika bir yol haritası oldu. O zaman bunu senin ikinci podcast'in sözü olarak alıyoruz, bu detaylara inmek için. Tabii ki de. Çünkü giderek Memnuniyetle. artıyor. Şöyle bir şey, ilk podcast'ten sonra yani ilk beşinci podcast'te sanırım, dördüncü, beşinci podcast'te dörde falan katladı bizim de dinlenme oranlarımız. Bayağı Harika. yükseliyor, hızla yükseliyor. O yüzden hani şey, bir dahaki podcast için sözümüzü de aldık. Harika. Bak, Eyvallah. farkındalık artmış. GDM mi yaptım bilmiyorum. Deyip mi Sosyal diyeyim? medyadan paylaşıyorum. Influencer arkadaşlarıma paylaştırıyorum. O da Aa, var, bak süper. konuşuruz. Süper. Influencer Influencer marketingi de o zaman şeyde konuşuruz. Bir sonrakinde bir konuşuruz. sonrakinde, Orası çok çünkü önemli bir yürüyor. konu. Yürüyor, o da yürüyor. Evet. Konuşalım onu da. Çok teşekkür Süper. ederim. Ben Bizi teşekkür dinleyen ederim. herkese de çok teşekkür ederiz. Eray'la keyifli bir sohbet yaptık. Bir dahaki podcastimiz için de herkesi tekrar bekliyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Utkucuğum, okey miyiz? Okeyiz abi. 10 numara. Harika oldu. İyi Çok teşekkür miydi? ederim. Müthiş ya. İyi miydi ne demek? Harikulade oldu abi. Aa, süper. Ellerine Sevindim abi. ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Problem yok abi. Ben Sağ ol, teşekkür öpüyorum ederim. seni. Sağ ol. Görüşürüz. Sağ ol, bay bay. Hoşça kal, bay bay.